Merhaba değerli dostlar. Bu videoda yaratıcı drama yöntemi hakkında konuşacağım. Yaratıcı drama yöntemi, yapılandırmacı öğrenme stratejisinin, yapılandırmacı öğrenme stratejisinin önemli e, öğrenme yöntemlerinden bir tanesidir. Bakın öğretim yöntemlerinden demiyorum, öğrenme yöntemlerinden. Çünkü yapılandırmacı strateji öğrenciyi aktif tutan, öğretmeni e, e, rehber konumuna koyan bir stratejidir. Dolayısıyla yaratıcı dramada e, öğretmeni e, rehber olarak e, görür, öğrenci ise süreçte aktif tutar. Sevgili dostlarım, o zaman şöyle içeriğimize bakalım. Yaratıcı dramanın aşamaları veya kendisi tanımı, açıklaması hakkında biraz bilgi vereyim. Ardından felsefesi ve savunucularını sizlere söyleyeyim. Ardından da yaratıcı dramanın öğrenci özelliklerini, yaratıcı dramadaki öğrencilerin ne tür özelliklere sahip olabileceğini ve yaratıcı dramanın basamaklarını teker teker şöyle bir bakalım değerli dostlarım. Şimdi çoklu zeka kuramayan yani Gardner'ın çoklu zeka kuramında görsel zeka var. Görsel zekasını öğrencilerinizin aktive etmek istiyorsanız daha hızlı iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız bence yaratıcı drama yöntemini kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. En başta bir kere onu söyleyelim. Drama sözcüğü köken olarak Yunanca'dan geliyor ve dran olarak kullanılıyor Yunanca Yunan dilinde. İtmek, çekmek, yapmak, etmek, eylemek anlamlarında kullanılabiliyor değerli dostlarım ve doğaçlamayı içinde barındırıyor. Doğaçlama önemli. Yani tiyatrodan yaratıcı dramanın farkı ne diye soracak olursanız, yani biraz daha yazılı olmayan metinler üzerine kurulu e, diyebiliriz yaratıcı dramayı. Tabii teknik olarak rol oynama gibi tekniklerden yararlanıyor Yaratıcı drama e, ve grup çalışmasını gerektirebilir. Bireysel de yapılabilir ama grup çalışması içerisinde gerçekleştirilirse daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. E, bireyler bir durumu, olayı soyut bir kavramı canlandırıyorlar. Canlandırma söz konusu. Canlandırma, doğaçlama, rol oynama, canlandırma. Doğaçlama ve rol oynama gibi kelimeler aslında yaratıcı dramanın önemli anahtar kelimeleridir değerli dostlarım. E, bu dediğim gibi yapılandırmacı paradigmayı e, referans aldığını söylemiştim yaratıcı yapılandırmacılık ya da konstruktivizm özellikle social konstruktivizm sosyal konstruktivizmi daha fazla e, benimser çünkü sosyallik ön plandadır e, akranların birbiriyle etkileşmesi ve akranların birbirlerinden etkilenerek bir e, oyun tasarlamaları, e, bir ürün oluşturmaları Söz konusudur burada. Dolayısıyla e, tam e, yapılandırmacı paradigmada öğrencinin aktifliği söz konusuydu. Biraz önce de söylemiştim. Burada tamamen öğrencinin aktif olduğunu tabii ki neye göre o konuya veya derse göre öğretmenin yönlendirmesiyle tabii ki ön bilgilerini kullanarak yeni bilgileri yapılandıracaklar burada da e, yaratıcı drama yöntemiyle sevgili dostlarım. Bu bunu önemli olduğunu şöyle şey yaparsak öğrenenin merkezde bulunması gerektiğini rehber ediniyor yaratıcı drama yöntemi. Yaratıcı drama yönteminin öncülerini işte Finlay Johnson, Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, Brian Way, Brian Way, Winfred Ward, Peter State ve Henry Cook diye okumaya çalıştım sizlere. Umarım doğru okuyabilmişimdir. Burada bakalım şimdi. Finn Johnson demiştik. Cook demiştik. Slade demiştik. Wey, Hillcoat, ve Heathcote, Bolton ve Ward olarak öncülerini görebiliyoruz. Bunlar da görselleri belki kitaplarına ulaşıp okumak isterseniz diye görsellerinde koymaya çalıştım sevgili dostlarım. Bir diğer sayfamıza geçtiğimiz zaman. Şu, şuradan tıklayayım hemen. Evet. Evet geçtik dramayla öğrenci merak edecek ve araştıracak. Bu çok önemli. Yani öğrenci özelliklerini bak bakalım. Yani merak edebilen ve araştırabilen öğrenci yaratıcı dramada etkin olabilir de diyebiliriz. Ve hatta yaratıcı drama yöntemiyle öğrenci merak edebilir ve araştırabilir daha sonra. Sevgili dostlar gözlem yapabilir, keşfedebilir, mantıksal çıkarım yapabilir. Ee, bunlar da yine bakın matematiksel zeka. Yani Gardner'ın çok zeka kuramına göre matematiksel zekayı ön planda e, tutan ya da matematik zekası kuvvetli olan öğrencilerin yapacağı gözle yapmak, keşfetmek, mantıksal çıkarımlar yapmak bunlar da yaratıcı dramanın içerisinde olabilecek durumlardır sevgili dostlarım. Tabii duygusal boyutu da önemli. Dramada tutum motivasyon, özgüven gibi özellikler de öğrencinin bu özellikleri de duygusal özellikleri de artırılır özellikle derse karşı tutum, öğretmene karşı tutum artırılabilir. Yaratıcı drama e, aktiviteleriyle motivasyon artırabilir, e, motivasyonlarını artırabiliriz ve aynı zamanda özgüven düşük öğrencilerimizin özgüvenlerini artırabiliriz. Yaratıcı da özgüven faktörü çok önemlidir. Özellikle sınıf içerisinde suskun e, dediğim gibi çok fazla bir şekilde e, aktif olmayan öğrencilerin de kendilerine özgüvenlerinin gelmesini sağlayabiliriz. Sosyal öğrenmeyi destekler dördüncü başlığımız, vaktimiz ya da demiştik, Vygotsky'nin sosyal konsaktivizminin temel al alacağını düşündüğümüze göre, aldığını düşündüğümüze göre daha doğrusu, sosyal öğrenmeyi destekliyor, yani akran öğrenimini destekliyor, akranların birbirleriyle etkileşimi sonucunda öğrenmeyi destekliyor, yaratıcı drama öğrencilerin çevreleriyle, başkalarıyla ve kendileriyle etkili ve doğru bir iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Bu dönemle çevresi dediğimiz işte başkaları ve kendileriyle doğru ve etkili bir iletişim kurmasını sağlayabiliyor. Empati yeteneği çok önemli yani ben onun yerinde olsaydım ne yapardım e, düşüncesini kazandırabiliyor öğrenci e, kendisini başkasının yerine koyabilme özelliğini de kazandırabiliyor sevgili dostlarım. Evet özgüven ve özsaygı yani self-efficacy ve self-esteem e, İngilizce olarak bu özgüven ve özgüvene sahip bireyler olarak Yaratıcı drama yöntemi öğrencilerimizin yetişmesini sağlıyor. Yine duygusal iki özellik. Pasif olmak yerine katılımcı olmaya gerektiriyor. Yeteneklerini keşfedebiliyor öğrencilerimiz burada. Çünkü oyun oynayabiliyorlar. Kendilerini bir sanatçı gibi görebiliyorlar. Bağımsız karar alabiliyorlar. Demokratik bir kişilik geliştirme özelliklerine de sahip olabiliyorlar. Sevgili dostlarım. Tabii kendisini başkasının yerine koyarak yani empati demiştik. Diğerleriyle barışık olmayı, neden sonuç ilişkisi kurabilmeyi yine bir e, matematiksel bir zeka türü. De kişinin özelliği, karşılaştığı durumlara hazır ve problem çözülme gibi yetenekleri kazanıyor öğrencilerimiz. Bu da önemli sevgili dostlarım. Şimdi ısınma, doğaçlama ve değerlendirme gibi literatürde 3 basamak halinde görebiliyoruz bunu. Isınma, oyunlar, doğaçlama, oluşum ve değerlendirme olarak da ben 5 basamakta bunu olması gerektiğini ifade edeceğim sizlere. Ama Türk literatürüne baktığınız zaman daha çok sevgili dostlarım ısınma, doğaçlama ve değerlendirme olarak beş basamak halinde e, görebilirsiniz. Isınmada, e, oyunlarda, doğaçlamada oluşma ve değerlenme neler oluyor buyurun bakalım. Şimdi öğrencilerin kendilerini rahatça e, ifade etmesini sağlamamız lazım. Bunun için önce öğrencilerimize e, tabii mühiyo. Ortam çok önemli dramada sevgili dostlarım. Dolayısıyla ortamınızı ayarlamanız lazım. Sabit sıraların olduğu bir yerde olmaz. Öğretmeni drama lideri diyoruz bu arada onu da unutmayalım. Yani drama lideri. Ee, öğrenciler ise o e, bir ortamda, e, bir boş bir sınıf ortamında bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü onların kendilerini rahat hissedebilecekleri ve rahat hareket edebilecekleri bir yer olması gerekiyor e, sevgili dostlarım. İki numara konunun kazanımlarına yönelik ısındırma yapılabilir. Evet, konunun kazanımlarına yönelik. Yani siz ee, herhangi bir ısındırma yapmayın diyorlar ilk basamakta. Yani çık çıksınlar öğrenciler evet sınıfın içerisinde boş olan o alana ee, ve dediğim gibi hareketli sıralar varsa bir kenara çekersiniz ortayı boş yapabilirsiniz veya drama sorunuz varsa orada yapılabilir bu e, aktiviteler ee, konunun kazanımlarına yönelik olarak yani siz o gün kuvvet veya basınçı işliyorsanız ona yönelik ısındırma, atomun işliyorsanız ona yönelik bir ısındırma, çevre kirliliğini işliyorsanız ona yönelik bir ısındırma. Tabii burada şu da akla gelebiliyor. Her konuya uygun mudur? Olmayabilir öyle söyleyeyim. Yani ama her konuda zorlarsak yapılabilir yaratıcı zaman yöntemi. Müzik eşliği, müzik kullanılabilir. Evet bir diğer şey herkes müzik eşliğinde rastgele sınıf içerisinde yürüyebilir demişiz. Müzik önemli ve rastgele sınıf içerisinde yürüme derken yine konunun kazanımlarına uygun bir şekilde ...bir e, ısındırma e, olabilir sevgili dostlar. Mesela e, çevre kirliliğini hayal etmek istiyorsunuz... ...o rastgele yürürken gözünüz gözünüzü kapatırsınız... E, kapatırırsınız öğrencilerine gözlerini... ...ve e, çevrenizi bir hayal edin. Nasıl bir çevre istiyorsunuz onu hayal edin tarzında... ...böyle hayallerde yaptırabilirsiniz. Derin nefes almalarını sağlayabilirsiniz. Rahatlamaları lazım, kendilerini ifade etmeleri lazım... ...ve özgüvenlerini yükseltmeniz lazım. Kollarını açarak yürüyebilirler... Öyle aşağı doğru hey hey diye sallayabilirler görmüş olduğunuz gibi. Merhaba dediler, diyebilirler, göz teması yapıp sevgili dostlarım göz temasını sallamak amacıyla birbirlerine bakarak merhaba diyebilirler. Üçer kişi, dörder kişi kol kola girip yürüyebilirler. Tabii bu şu anda biraz zor pandemi şartlarından dolayı ama normal şartlarda yapılabilir. Tabii kendilerini müziğe bırakabilirler, o şekilde yürüyebilirler. Önemli olan orada öğrencilerimizin artık kendilerini ifade etmelerini sağlayacak bir ısınma turlarını gerçekleştirmeniz. Oyunlar basamağında o konuya özgü, o konumuz neyse drama lideri olan öğretmenin konuya özgü tasarladığı oyunlar oynatılması gerekiyor derinden sonra konuya özgü tasarlatılacak. Bakın. Yani siz belli bir kazanımınız var diyelim ki işte kimyasal değişmeyi açıklar. Kimyasal değişmeyi açıklar kazanımına özgü oyunlar oynatacaksınız ve e, drama lideri de o oyunların oynanıp oynamadığını anlamaya çalışacak ve diğer gruplara diğer gruplar onların oynadıklarını tahmin edebilirler. Sözsüz oyunsa özellikle sözlü oyunda yaptırabilirsiniz sevgili dostlarım. Doğaçlama basamağında ise sizin kazanımınızla ilgili kaç tane oyun oynattıysanız oyunlar basamağında doğaçlama basamağında ise bu kazanımlara özgü o oluşturduğunuz grupların oyunlar oynatmasını oyunlar oynamasını sağlarsınız. Yani e, i̇kinci basamakta oynanan oyunların içeriğine göre yani o konunun kazanımına göre sizin oynatmış olduğunuz oyunlara benzer oyunları bu basamakta öğrenciler tasarlarlar. Onlara belli bir zaman verilir ve o tasarlanan oyunların sergilenmesi için yine bir süre verilir sevgili dostlarım. Dolayısıyla doğaçlama basamağında gruplar grubu oluşturduysanız eğer kendi oyunlarını tasarlarlar. Neye göre? sizin oynatmış olduğunuz oyuna göre. Neye göre? Aslında o oyunlar kazanıma göre. Konunun kazanımına göre sizler e, bu oyunları sergiletirebilirsiniz değerli dostlarım. Oluşum basamağında ikinci basamakta drama liderinin tasarladığı oyunlardan ve üçüncü basamakta öğrencilerin tasarladığı oyunlardan yola çıkarak konunun oluşumu sağlanacak. Yani İkinci basamakta biz bunlar bunları oynamıştık. Siz de üçüncü basamakta bunları bunları oynamıştınız. Acaba biz neyi oynadık ve bu oyunlardaki ana fikri neye benzetebiliriz şeklinde. Dolayısıyla o ana fikir eğer ikinci basamakta sizin oynattığınız oyunlardan ve üçüncü basamakta kendilerinin oynadığı oyunlardan ortaya çıkarsa konunuzu oluşturmakta da daha kolay olabilir. Yani dolayısıyla direkt konuyu vermiyorsunuz. Sorularla ve tartışmalarla oyunlardan konunun ne olabileceğini tahmin ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu çok önemli değerli dostlarım. Ve oradan harekete de siz de yavaş yavaş e, konuya özgü bir e, yaklaşım sergileyebilirsiniz. direkt konuyu vermeksizin sevgili dostlarım. Değerlendirme basamağında ise yani son basamakta ise konunun öğrenilip öğrenilmediğini anlamak amacıyla değerlendirme yapacaksınız. Dramanın etkili olup olmadığını anlamak amacıyla da e, değerlendirme yapabilirsiniz. Ve bu değerlendirmede yine oyunlardan yararlanılması tavsiye ediliyor değerli dostlarım. Yani doğru yanlış sorularıyla, eşleştirme sorularıyla, çoktan seçmeli sorularla değerlendirme yerine... Burada da oyunlardan oynanarak o konunun öğrenilip öğrenilmediğini anlamanızı istiyorlar. Ee, bir değerlendirme basamağında sevgili dostlarım. Tabii farklı ölçme araçlarında yine yer alınarak bir e, ölçme değerlendirme işlemine girebilirsiniz. Bu en son olsun yani şu en sonraki maddemiz en son yapacağınız işlem olsun bence. Ama öncelikli olarak e, dramada e, yine de doğaçlama yoluyla bazı oyunlarla konunun öğrenilip öğrenilmediğini onların göstermesini yani öğrencilerinizin göstermesini sağlayınız değerli öğretmenler. Evet, yaratıcı drama bir yöntemdir. Görmüş olduğunuz gibi basamakları vardır. İçerisinde rol oynama gibi teknikler kullanılabilir. Beşinci basamak olan değerlendirme görmüş olduğunuz gibi çeşitli ölçme değerlendirme araçları kullanılabilir. Bu oluşum basamağında çeşitli öğrenme araçları da kullanılabilir. Sevgili dostlarım video gibi mesela birinci basamakta da dahi kullanılabilir video. Dolayısıyla sizler ee... Öğrenme teknikleri, öğrenme araçları ve ölçme araçlarıyla yaratıcı drama yönteminin içerisinde ki bu basamakları kendinizce tasarlayabilir ve öğrencilerinize bu basamakta aktif rol almasını sağlayabilirsiniz değerli dostlarım. Evet bugün öğrenme yöntemi bakın öğretim yöntemi değil öğrenme yöntemi. Niye? Niye öğrenme yöntemi? Çünkü öğrenci aktif. Öğretim yöntemi olsa öğretmen aktif diyecektim. Ee, öğretmenin aktif olduğu basamak aslında bu şu anda yas, olduğumuz göstermiş olduğumuz oluşum basamağı daha çok aktif olduğu basamak ama diğer basamaklarda mümkün olduğunca öğrenmenin yönlendirmesi e, ve öğrencilerin rol alması e, ya da öğrencinin konuyu e, oluşturması söz konusu sevgili dostlarım şurada aşamaları yazıyorum da göstermiş olayım ve bugünü e, yaratıcı drama yönteminin e, açıklamasıyla bitirmiş olalım sevgili dostlarım. Bir başka öğrenme yöntemleriyle ilgili olan videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.